İstanbul'un bebeğindeyiz. Küçük bir marina var. Gelişmekte olan binalar, arkamda böyle yeni yapılan binalar var. Yanımda da eski bir meslektaşım, yeni emlakçı sevgili Eylem var. Merhaba. Nasılsın Eylem? İyiyim, çok teşekkürler. Bir süre sinema sektöründe yer aldın herhalde. Ne zaman geldin Kanada'ya? 2002'nin Kasım ayında geldim. İlk 10 sene film sektöründe çalışıyordum burada. Ondan sonraki 10 senede de emlak işine girdim. Önce böyle yarım film yarım emlak diye düşünürken şimdi full time işim oldu. Şehrin en başarılı top 10% diyorlar yani ilk %10'unda. Tevazu da Eylem gibi ol. Ben kumurda. Yok ama ben duydum gerçekten öyleymiş. Yani hani namın geldi İstanbullulara kadar yani hani. Çünkü hani ben kurdan bir şey mi alacaksın abi Eylem'i ara diyorlar yani öyle bir namın yürümüş durumda dünya çapında yani. Şimdi biz buradayız. Burası böyle bir gelişmekte olan bir yer mi? Nasıl bir yer? Neredeyiz? Bebek burası, dedim ben ama. Buranın geçmişi aslında 20 sene bile değil. 1986'da burada bir fuar yapılıyor. Dünya Transportation Fuarı yani. Ulaşım Fuarı. Ulaşım Fuarı. Oraya ziyaretçiler geliyor ve 22 milyon kişiyi buluyor bu ziyaretçi sayısı. O yüzden de Vancouver'ın adı tanınıyor dünyada ve ne kadar güzel bir şehir olduğu. Ondan sonra burayı o dönem gelip ziyaretmiş olan bir developer alıyor ve bütün bu bölge aslında eskiden endüstri bölgesiyken burayı bu dünyanın en güzel yerlerinden biri haline getiriyor. Ve Vancouver'ın en çok sevilen yaşanılacak yerlerinden biri diye geçer. Çünkü suyun hemen yanındasınız ve downtown'ın içindesiniz. Evet. Yani hem güvenli hem çok güzel hem de her yere yürüyerek gidebileceğiniz bir yer. Çok güzel bir marina yani burada var. Karşıda dün sanırım orada bir yemeğe gittik biz. Orası da güzel gelişen bir yer. Mesela gördüm. Şurada oturup botunuza buradan binip gidebilirsiniz günlük olarak gezebilirsiniz. Evet. Öyle bir imkan sunuyor bu şehir. Şimdi Vancouver dünyanın en iyi yaşanacak şehirler arasında ilk 5'te yer alıyor her zaman. 3 oluyor, 5 oluyor. Evet. Peki Vancouver pahalı mı? Mesela emlak piyasasında mesela yani en kolay İstanbul'la kıyasladığımız zaman daha pahalı bir şehir mi, daha ucuz mu? Nasıl tanımlarsın? Bunu bir 3-5 sene önce konuşuyor olsaydık daha pahalı olduğunu söyleyebilirdim. Şimdi dünyadaki genel emlak marketlerine baktığımız zaman ben Vancouver'ın asla pahalı olmadığını düşünüyorum. Neden? Eğitim bedava, sağlık bedava, dünyanın en güvenli şehirlerinden birindesiniz, iş olanağı var, işsizlik oranı oldukça düşük, uzun vadeli düşük kredili faizler alıp kira öder gibi ev sahibi olabiliyorsunuz. Örnek vereyim, şehrin güzel bir yerinde müstakil bir evinizin olmasını isterseniz diyelim ki 2 milyon dolar ödeyeceksiniz. Ama bu 2 milyon doları 25-30 seneye yayıyorlar. Yani içinde otururken evinizi sanki kira öder gibi ödeyerek evinizi ödemiş oluyorsunuz. Mortgage yapıyorsun yani. Aynen. Bir peşinat veriyorsun 300 bin dolar, 500 bin dolar. Aynen, 20 yıl, 30 yıl. Şimdi biraz bizim TOKİ'nin yapmaya çalıştığı şey aslında. Evet, galiba öyleymiş, duydum onu evet. Burada ama faizler çok düşük. Mesela şu anda faiz oranları 5'e çıktı diye herkes aman Allah'ım faizler çok yükseldi diyor ama yıllık %5'ten bahsediyoruz. Çünkü bir sene önce 2'ydi yıllık. O birkaç sene içinde tekrar düşmeye başlayacak. O yüzden çok uygun şartlarda ev sahibi olabiliyorsunuz ve değerler çok yükseliyor. 10 senede bir neredeyse kendini 2'ye katlıyor. İkiye katlıyor. Ve çok güvenli bir ekonomi. Hani acaba katlar mı katlamaz mı diye bir soru işareti de olmuyor kafanızda. Çünkü yavaş yavaş artarak devam eden yani artarak giden bir fiyat çizelgesi var. Çok Türk gelip ev alıyor mu buradan? Türkler genelde çalışmak için geliyorlar. Yani ya göçmen olarak gelmiş oluyorlar ya da çalışma izniyle geliyorlar ve alıyorlar. Benim müşterilerim yani %50-%60'ı Türk diyebilirim. Peki burada ev alınca Kanada ev alanlara pasaport veriyor mu, vatandaşlık veriyor mu? O güzel bir soru çünkü hep öyle bir yani insanlar öyle bir şey olduğunu zannediyorlar. Hayır, öyle bir şey yok. Ev almanın bir etkisi var, işte güçlü bağlar. Ya bu geldi gerçekten Kanada evini aldı ve demek ki burada yaşamak istiyor. Ona bir etkisi mutlaka var ama ev aldınız diye oturum izni verilmiyor. Çünkü biliyorum Avrupa'nın birçok şehrinde ve ülkesinde artık böyle imkanlar var. Kanada onu o şekilde yapmıyor. Ama Kanada'ya göçmenlik üzerinden başvurabilirsiniz. Bir sürü farklı programları var. O programlar içerisinde kendinize uyan bir tanesini bulup başvurursanız PR'ınızı yani permanent residence'ınızı alıp burada yaşamaya devam edebilirsiniz. Veya eğitim yoluyla gelebilirsiniz. Bir ev sıkıntısı var mı Vancouver'da? Var. Her yerde olduğu gibi. Evet, dünyanın her yerinde şu anda olduğu gibi Vancouver'da ciddi bir ev sıkıntısı var. Çünkü Vancouver'ın kuralları çok sert ve çok net. Yani ev yapabilme kuralları. O yüzden bir şeyi onaylamaları yani izni onaylamaları çok uzun sürüyor. Ve bizim bildiğimiz kadarıyla şehir ne denir? Arz talep. Talebin 5-6 yıl gerisinde. Yani yetişemiyor.
O yüzden de fiyatlar çok artıyor. Ama bu bölgeden özellikle bahsedelim. Dünyanın en güzel bölgelerinden biri burası. Hani şimdi geziyoruz, farkındasınız ne kadar güzel olduğunu. Baksana burada da bir heykel var. Ev yok. Neye gülüyor bu? Vancouver'daki emlak fiyatlarına mı gülüyor? Evet, bu Vancouver'daki emlak fiyatlarına gülüyor. Aman Allah'ım nasıl böyle olur diye. Ama bence artık onun da esprisi geçti. Çünkü artık biz o kadar pahalı değiliz. Evet. Özellikle farklı şehirlerle karşılaştık. İstanbul'la kıyasladığında İstanbul daha pahalı bile olabilir bence bazen. Bence İstanbul daha pahalı şu anda. Bu çok güzel Çinli bir sanatçının eseri. İçindeki genç, genci bul. Eserin adı ve çok ses getirdi. Şu anda sanırım en popüler resim çektirme yerlerinden biri. Instagram Stories. Instagram köşesi. Instagram köşesi. Evet, neden bahsediyorduk? Ev miktarı yetmiyor. Peki gelenler mesela yurt dışından gelip burada genelde Kanada'nın dışından gelip alanlar var mı? Bunlar Çinli mi? Hangi ülkelerden? Öyle bir akım işte bu Hong Kong el değiştirince başlamış. Bundan herhalde 90'lar. 99'da el değiştirdi. O zaman akın Hong Konglu buraya geliyor. Korkuyorlar yönetim değişince işlerine el koyulacak diye. Ve burada o zaman evleri alıyorlar ve fiyatlar o zaman çok yükseliyor. Doğru. Ama o şu an günümüzdeki geçerli bir şey değil. Benim gördüğüm kadarıyla dünyanın her yerinden insan geliyor Vancouver'a. Eskiden Vancouver'ın nerede olduğu bilinmezken şu anda dünyanın en yaşanılır şehirlerinden biri olduğu için müşterilerim arasında Yunanlı var, Güney Afrikalı var, İngiliz, acayip İngiliz geliyor buraya. Çünkü onların bir sürü anlamda burada çalışma şeyleri aynı, kıstasları çabuk kabul ediliyorlar sisteme. Her yerden, yani hep zannediyor ki insanlar sadece Asyalılar geliyormuş gibi Vancouver, ama öyle bir şey yok. Dünyanın her yerinden akın akın insanlar Vancouver'da gelip burada yaşamaya çalışıyorlar. Sen tavsiye eder misin mesela şu anda bizi izliyor birileri? Ya acaba Bebek'te mi bir ev alsam, Vancouver'ın Bebeğinde mi bir ev alsam? Avantajları ne, dezavantajları ne? Tabii ki İstanbul Bebek'te çok güzel, orayı da çok severim. Bence çocuğunuz varsa Vancouver kesinlikle kaçınılmaz bir seçim. Çünkü iş olanakları var, gelecek var, eğitim çok iyi. Dünyanın mesela ilk 40'a giren üniversitelerinden UBC var. Yani public school'lar arası dünyada ilk 40'ta, o burada. Çok güzel başka bir üniversitemiz daha var, Simon Fraser. O da Vancouver içerisinde. Bence çocuğunuz varsa kesinlikle Vancouver. Ama Bebek'te de bir tane olabilir tabii. Neden ya, çok güzel bir çözüm buldun yani. Bir orada bir orada aldın. Ne yani böyle kendini darlıyorsun yani. Vancouver'da mı alayım, Bebek'te mi alayım yani, diye. Tabii, şey zaten Bebek'te ev alabilirsen burada da bir ev alabilirsin yani. Büyük ihtimalle öyledir diye düşünüyorum, evet. Kiralar yüksek mi? Kiralar yüksek. Hatta ciddi olarak kiralık ev bulma sorunu var. Çünkü Airbnb faktörü de tabii, onu da düşünmemiz lazım. Bir sürü insan artık evlerine Airbnb yapıyor. Gerçi o kurallarla onu sınırlamaya çalışıyorlar şu anda ve etkisini görmeye başladık. Ama çok insan geliyor. Çok eğitim, yani okumaya çok fazla öğrenci geliyor buraya. Ve gerçekten ilk birkaç ay ev bulmakta çok zorlanıyorlar. O biraz zaman alan bir şey. Her gelecek olana şey diyorum. Bir iki ay lütfen sabredin. Airbnb'ye geçin. O arada istediğiniz evi, istediğiniz mahallede bulmaya çalışacaksınız diye. Kiralarımız oldukça yüksek. Şimdi bizim de üniversitelerde gençler kayıtlarını yaptırdılar. Yurt bakıyorlar. Hı hı. Aynı şeyi pek çokları İstanbul'da ya da büyük şehirlerde de yaşıyorlar. Yani yer evet, yok çünkü. Duydum. ODTÜ'de yer çıkmıyor. Şeyde yer çıkmıyor. Büyük hayal kırıklığı. Onlar da ne yapacağını bilemiyor çünkü. Evet, otelde kalsa bir türlü. Çıkıp çıkmayacağı belli değil. Burada da aynı sorunu yaşandığını görmek ilginç. Yani dünyanın öbür ucundayız ama 3 aşağı 5 yukarı. Şu anlattığın şeyler hani bize çok yabancı değil. Değil bizim mi? Hepimizin birebir yaşadığımız aslında. Şeyler. Evet. Sadece biz Vancouver'da birazcık daha farklı yaşıyoruz bunu, ama şu anda dünyanın her yerinde ciddi olarak ev sıkıntısı var. Bayağı ama yeni burada görüyorum ya, burası bayağı yeni bir şehir gibi yani. Burası hani. 20 yıllık şu anda gördüğünüz yer. Dediğim gibi burası Dutluk'tu eskiden. Şimdi bu bütün binaların yaşı 20 yılı geçmez. Ama son bir planlı bir gelişim var gördüğüm kadarıyla. Çünkü orada binalar var. Dönüyorum, burada gayet bir marina kurulmuş. Orada sanırım yeme içme şeyleri var. Burada park var. Yani bu planlı bir büyüme de güzel yani, değil mi? Hani öbür türlü ben görüyorum çünkü. Yani öyle yerler var ki hani bir anda rezidansı dikiyorsun. Yeah. Yan tarafta bambaşka bir hayat devam ediyor. Vancouver zaten şehir planlaması anlamında da sürekli ödüller alan bir belediye. Yani Vancouver'ın son önümüzdeki 30 yılın planlandığından ben eminim. Yani biz etkilerini, bazen sorunlarını görüyoruz ama onlar hepsinin farkındalar. Çünkü datayla hareket ediyorlar. Kaç kişi geliyor, ne kadar ciddi bir ev sorunu var. Yani bunların hepsi planlanmış projeler. Ve aslında Vancouver şehrinin, downtown'un en büyük projelerinden birinde geziyoruz şu anda. Öyle. Ve 20 senelik sadece geçmişi. Mutlu musun burada yaşamaktan? Sonra konu sorayım sana. Evet. Tavsiye eder misin? Kaç yıl oldu dedin? 20 yıl. 20 yıl oldu artık. Dönmeye niyetin yok. Dönmeye niyetim yok çünkü kızım da zaten burada. Ama tabii ki özlüyorum ve önümüzdeki senelerde
birkaç ay ya 3-4 ay Türkiye'de yaşamak, hani bir Ege'de bir yerde olmak herkes gibi ben de çok isterim. Ama Vancouver'dan artık asla vazgeçebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü bu doğa başka hiçbir yerde yok. İlk geldiğimde o doğaya ihtiyacım yoktu çünkü Cihangir'den gelmiştim buraya ve hep şehir istiyordum, hareket istiyordum. Ama şimdi haftanın en az 2-3 günü dağa gidiyorum, yürüyüşler yapıyorum. Köpeğimi her sabah ormana götürüyorum ve 5 dakika ormana gitmem. Yani ormana varmam 5 dakika sürüyor. Bu lüksü bulabileceğim başka bir şehir yok. Ya da mesela gündüz çalışıp akşam kayağa gidebiliyorsunuz burada. Ya da gündüz çalışıp akşam teknenize atlayıp burada küçük bir sailing, yani gezi yapabiliyorsunuz. Bunun ben başka bir şehirde bu kadar kolay bulunabileceğini zannetmiyorum. Daha doğrusu bakıyorum, bulamadım henüz. Dünyada öyle bir şehir. Türklerden çok rağbet var mı son zamanlarda? Var, evet. Son 3-5 yıldır oldukça eğitimli. Yeni, ben genç çiftler diyorum onlara, küçük çocukları olan, expat da diyebiliriz onlara. Böyle çiftler geliyor Vancouver'a, yani çocuklarını burada okula yazdırıyorlar. Eşlerden biri okula gidiyor, diğeri mutlaka burada bir iş bulmuş oluyor. Onlar fazlasıyla gelmeye başladı ve beni çok sevindiriyor. Çünkü gerçekten çok düzgün insanlar bunlar, yani işi gücü olan, yani çok iyi. Seni sevindiriyor da bizi biraz da düşündürüyor çünkü bu dediğim profil aslında Türkiye'nin beyaz yakalıları, eğitimleri ve şu anda sadece Vancouver'a değil, Kanada'ya değil, Avrupa'ya da çok şey var. Bir beyin göçünün aslında sen bambaşka bir şeyin öbür tarafına tanıklık ediyorsun. Ben tabii, benim için iyi bir şey oluyor çünkü ben burada olduğum için onlar bana doğru geliyorlar. Anlıyorum söylemek istediğin şeyi ama biraz kaçınılmaz sanırım. Çünkü Vancouver'da birkaç farklı sektör var. Emlak bunlardan en önemlilerinden biri. Film sektörü çok gelişmiş burada. Şimdi bir de IT, yani internet teknolojisi şirketleri oldukça ağırlıklı. Seattle'a çok yakınız. 2,5 saat uzaklıktayız. Amazon'un merkezi orası biliyorsunuz. İşte Boeing orada, Microsoft orada. San Francisco 2,5 saat uzaklıktayız, Silicon Valley'e. Vancouver şöyle bir şey haline geldi. Oraya vizeyi çabuk alamayanları Amerika buraya getiriyor. Ve burada çalıştırmaya başlıyor. Çünkü Vancouver'a, Kanada'nın vize olanakları çok daha iyi. O yüzden onlar buraya geliyor. Ondan sonra burayı çok seviyorlar ve çoğu gitmek istemiyor. Bunun farkına vardı o şirketler. Burada artık ofislerini açtılar ve binlerce kişi çalıştırıyorlar. Aklınıza gelebilecek bütün büyük teknoloji şirketleri şu anda Vancouver'da ofisleri var. Yani o anlamda da çok gelişen bir şehir aslında Vancouver. Eylem, çok teşekkür ederim. Vallahi bir şehrin ruhunu biraz da böyle, özellikle ben bu yayının başında da söylemiştim. Biraz şehirde yaşayanlarla anlıyorsun ne olduğunu, ne bittiğini. Bir yandan da bir film festivali var. Sen aktif misin film festivali komitesinde? Nedir film festivali? Bu sene 9.sunu yapacağız. Gönüllülerden oluşmuş çok güzel bir ekibimiz var. Buradaki Türk Derneği adına yapıyoruz festivalimizi ve onun altında. Ve bütün ekip gönüllü. Ama çok iyi iş çıkartıyoruz. Bu sene 9.sunu yapacağız dediğim gibi. Ve şehrin en önemli etnik film festivallerinden biri oldu Vancouver Türk Film Festivali. Türkiye'den veya başka ülkelerden Türk başarılı yönetmenleri, aktörleri buraya getiriyoruz. Paneller düzenliyoruz. Panellerimiz özellikle oldukça başarılı. Ve şehrin en büyük üniversitelerinden SFU Üniversitesi bizim partnerlerimizden biri. Yani beraber ortak çalışıyoruz. Aynı zamanda Vancouver International Film Festivali'nin mekanı da bizim partnerlerimizden biri. Ve bize kendi mekanlarını açıyorlar. Ne zaman? Bu yıl? Kasım'da olacak. Bu yıl 17 Kasım'da. Kim geliyor, var mı? Genelde? Cem Kaya geliyor Almanya'dan. Onun çok güzel bir filmi var. Belki Belçim katılacak. Belçim Bilgin katılabilir. Belki benim hedefim, bilmiyorum, olabilirim, Emin Alper'e sormayı düşünüyorum. Aklımızda birkaç isim var. Bakalım, göreceğiz. Çalışıyoruz üzerine şu anda. Ya çok teşekkür ederim. Aynen. Böylesine güzel bir öğleden sonrayı bize ayırdın ve de böyle bir gelişmekte olan bir şeyde 3 aşağı 5 yukarı bizlerle aynı problemleri yaşadığınızda gördüm. Ben de çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, sağ olasın.